أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. صدق رسول الله فيما قال، أو كما قال. عزيز ومحترم مسلمانلار، علم عالم، İlim, alim ve öğretmenlerimizin günü dolayısıyla bugünkü konuşmamızda bunları inşallah zamanımızın el verdiği ölçüde dile getirmeye çalışacağız. Ve minallahi tevfik. Aziz izleyiciler, insana, insanın bu kainatta görevi var, vazifesi var. Ve hiçbir şey dünyada başıboş değil. Başıboş olan hiçbir şey yok. Herkesin bir vazifesi var. Hatta kainatta bütün varlıkların bir vazifesi var. Hatta vazifesi olmayan bir varlığı görmek mümkün değildir. Ancak biz bu varlıkların vazifelerini her zaman bilir değiliz veya biliyor değiliz. Ancak insanın dünyada vazifeyi, asliyesini biliyoruz. Çünkü bizi ilgilendiren de odur. Bizi ilgilendiren insan ve insanın dünyadaki vazifesi. Muhterem Müslümanlar, dünyada İnsanın vazife-i asliyesi, asli vazife ve birinci derecede gelen görev ve ilk vazife ilimdir muhterem Müslümanlar. Teallüm ile tekamül etmek, teallüm ile tekamül etmek, teallüm, teallüm, teallem ya fete fel cehlu arun, teallem. فَلَيْسَ الْعِلْمْ فَلَيْسَ الْمَرْءُ يُولَدُ عَالِمًا. Öğren, insan dünyaya alim olarak gelmez. Ne yapar? Sonradan her şeyi öğrenir. İnsan diğer varlıklar gibi değil. Mesela hayvanlar ilimle mükellef değil. Çünkü Cenab-ı Hak onlara ilham vasıtasıyla yapacakları görevleri, hayat programlarını Allah onlara ilham ediyor. Ama insan öyle değil. İnsan ne yapacak? Öğrenecek, öğrenecek, öğrenecek. Ve Rabbul Alemin'in son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ilk emrine bakın. Aziz izleyiciler, oku, oku, oku diye başlamış. Demek ki insanın okumadan hayatını güzel bir şekilde geçirmesi mümkün değil. Ve cehalete razı olmak da mümkün değil. Akıl bunu kabul etmez. İnsan öğrenmek için gelmiş. Öğrendiklerini de yaşama sahasına koymak için gelmiş. Öğrendiklerini tatbik etmek için dünyaya gelmiş. Öğrendiklerini tatbik sahasına koymazsa
hiçbir şey ifade etmez muhterem Müslümanlar. Ve alimun bi ilmihi lem ya'mala muazzabun min qabli ubbadil vesen. İlmiyle amel etmeyen bir insan, öğrendiklerini tatbik sahasına koymayan bir insan, bildikleriyle yaşamayan bir insan, putperestlerden evvel azab-ı ilahiye ahirette düçar olur muhterem Müslümanlar. Teallem feleysel mer'u yuledu alimen. Öğren, çünkü insan dünyaya gelirken alim olarak gelmez ha. Ne yapacak? Öğrenecek. Öğrenecek. Öğrenmeden bir şey olmaz. Her şey ilme bağlı. Hayatın bütün safhaları ilimsiz olmaz. İlimsiz olursa fesadı salahından fazla olur. Yani zararı yararından fazla olur. Hayrı şerri hayrından fazla olur. Onun için ilim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır muhterem Müslüman. Kendini bileceksin. Ben neyim? Ben neciyim? Ben nereden geldim? Beni bu aleme gönderen kim? Ve niçin? Ve ben bu dünyada görevim nedir? O görevimi yapsam elime ne geçecek? Görevimi de ihmal edersem, yapmazsam ne tür cezalara maruz kalacağım? Bunları öğrenmek zorundayız muhterem Müslümanlar. Öğrenmezsek işte anarşi olur, işte karışıklık olur, işte huzursuzluk olur, işte dövüşmeler olur, öldürmeler olur, haksızlıklar olur, kuvvetli zayıfı ezer ve böylelikle hayat alt üst olur. Hayatın cereyanı alt üst olur. Hayatın nizamı, hayatın intizamı alt üst olur muhterem Müslümanlar. Ve en çok Allah'tan korkan kim muhterem Müslümanlar? Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Rabbul alemin bizzat kendi uluhiyetine şehadet ediyor. Birliğine şehadet ediyor. Tekliğine şehadet ediyor. Bütün mükevvenatı halk ettiğine şehadet ediyor. Sonra kim şehadet ediyor? Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Ondan başka ilah olmadığına Allah şehadet ediyor. Sonra vel melaike. Melekler Allah'ın vahdaniyetine şehadet ediyor. Melekler Allah'a itaat ediyor. Melekler la ya'sûne Allâhe mâ emarahum ve yef'alûne mâ yu'marûn. Melekler Allah'ın kendilerine vermiş olduğu emirleri harfiyen yerine getirirler. Ve de Allah'a zerre kadar isyan etmezler muhterem Müslümanlar. Ve yef'alûne mâ yu'marûn. Emrolunduklarını harfiyen tatbik sahasına koyarlar. Ve kesinlikle teahhir etmezler. İşte Hazreti Davud aleyhisselama bakın. Allah'ın en güzel insanlarından, halk ettiği insanlarından ve Hazreti Adem'in dikkatini çeken bir peygamber idi. Cenab-ı Rabbül Alemin insanoğlunun zürriyetini, insan neslini Hazreti Adem aleyhisselama göstermiş. Şimdiki televizyon ekranı gibi bir şeyde hepsini gösterirken Hazreti Davud geçiyor. Hazreti Davud Hazreti Adem aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a diyor ki ya Rabbi bu kim? Ben bunu çok sevdim. Cenab-ı Rabbül Alemin bu senin evlatlarından Davud'tur. Ben bunu peygamber yapacağım. Ya Rabbi buna ne kadar ömür verdin sen? Ya Adem ben buna 60 senelik bir ömür verdim. Ya Rabbi 60 sene az. Benim ömrümden 40 seneyi al. Onun ömrüne ekle. 100 sene olsun.
Hazreti Davud aleyhisselam bu kadar Hazreti Adem'in dikkatini çekmesine rağmen, efendim vaaz ve nasihat ederken yüzlerce cenaze kalkıyordu onun vaaz meclisinden. O kadar etkili konuşuyor ki, o kadar insanların kalbine hitap ediyor ki, insanların duygularına hitap ediyor ki, onun konuşmasından müteessir olmamak mümkün değil. Ve o konuşmanın tesiri altında kalarak yüzlerce cenaze onun konuşmasında vefat ediyor muhterem Müslümanlar. Ve Zebur'u okuyor. Zebur'u okurken yalnız kendisi okumuyor. Dağlar beraber okuyor. Kuşlar beraber okuyor. Yerler beraber okuyor. Ve her şey onunla beraber Zebur'u okuyor ve sesine meftun oluyor Hazreti Davud aleyhisselama. Hazreti Davud'a bakın ki muhterem Müslümanlar, her insan belli bir süresi var, belli bir eceli var. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ اَجَلٍ Her ümmetin eceli var, her ferdin eceli var, herkesin bir eceli var. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ Ecel geldiğinde لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ne bir saat ileri, ne bir saat geri. Hazreti Davud'un evi iki kat. İkinci kattan inerken merdivende Hazreti Azrail'le karşılaşıyor. Hazreti Azrail'e soruyor, ziyarete mi geldin, emaneti almaya mı geldin? Hazreti Azrail aleyhisselam, emaneti almaya geldim. Öyleyse diyor, ya ahi ya Azrail, bana müsaade et, ben yukarıya çıkarayım, seccademe, efendim secdeye varayım, ondan sonra ruhumu al. Ya Nebi Allah, benim elimde bir şey yok. Ben memurum. Bana emrolunanı yapmak zorundayım. Rabbim şu anda ruhunu almama emrediyor. Onun için müsaade edemem, böyle bir yetkim yok benim. E o zaman müsaade et, aşağıya ineyim, secdeye kapanayım. Sonra ruhumu al. Ya Nebi Allah, benim yetkim yok. Ben şu anda ruhunu alacağım. O zaman Hazreti Davud aleyhisselam merdivenin bir basamağına secde ederek ruhunu Allah'a teslim ediyor. Niçin ben bunu söyledim muhterem izleyiciler? Diyebilirsiniz ki siz ilimden bahsederken Hazreti Davud'u niye araya kattınız? Hazreti Davud'u araya katmamın sebebi, melekler Allah'a isyan etmezler. Meleklere emrolunanı harfiyen yerine getirirler. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle la ya'sunu Allaha ma emarahum. Allah onlara neyi emretmişse onlar o emre karşı gelmezler. Ve yef'alun ma yu'marun. Emrolunduklarını da harfiyen yerine getirirler. Bizim gibi değil. Biz günahkarız. Hatakarız. Hattalardanız. Allah bizleri affetsin muhterem Müslümanlar. Dolayısıyla muhterem Müslümanlar, Allah Celle Celaluhu bizzat kendi vahdaniyetine, uluhiyetine şehadet ediyor. Sonra Allah'ın vahdaniyetine, uluhiyetine şehadet eden meleklerdir. Melekler. Vel melekullezî bilâ ebin ve la ekle la şurbe ve la nevmun lehum. Melekler nasıl varlıklar? Nurdan yaratılmış varlıklardır. Ne babaları var, ne anneleri var, ne yemeleri var, ne içmeleri var. Ve ne uykuları var, ne yorgunlukları var. Ve çok kuvvetli varlıklardır. Nasıl ki Cebrail aleyhisselamı Allah şeye gönderiyor, Lut kavmine gönderiyor, Lut. Lut kavmine gönderiyor, 5 tane şehirleri vardı. Hepsini kanadının ucuyla yukarıya kaldırıyor, semavata kaldırıyor. Zaman geldi, artık ceza uygulanacak, ceza vakti geldi. Ne yaptı Cenab-ı Hak?
جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين. رب العالمين قلب بشهره Cebrail vasıtasıyla kaldırıyor, kaldırıyor gökteki melekler, onların horuzlarının ötmüşlerini dinleme, işitme durumuna geldiler. Sonra onu ters yüz çevirdi ve bununla da yetinmedi Cenab-ı Rabbül Alemin. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّينَ Cehennemde pişirilmiş olan, ısıtılmış olan onlara taşlar yağdırdık, taşlar. Allah'ın azabından Allah'a sığınmak lazım. Allahümme inni ya'udu bike min rizake an gazabik. Ya Rabbi senin rızana sığınıyorum. Gazabinden rızana sığınıyorum. Allah'ın yanında çok azap var. Allah'a asyan etmekten sakınmak lazım. Allah'ın emirlerine muhalefet etmekten sakınmak lazım. Allah'a itaat etmemiz lazım. Allah'a itaat eden insan hem dünyası hem ahireti güzel geçecek muhterem Müslümanlar. Allah'a itaat etmeyen hem bu dünyada rüsvay hem ahirette rüsvay olacak. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ Hem dünyası zarar hem ahireti zarar olacak. İşte en açıkça zarar da budur muhterem Müslümanlar. İşte aziz izleyiciler, melekler böyle Allah'a itaat ediyor. Allah'ın vahdaniyetine de şehadet ediyor. Allah'ın emirlerini harfiyen yerine getiriyor. Üçüncü Allah'ın vahdaniyetine şehadet eden kim muhterem Müslümanlar? Ve ulul ilim. İlim sahibi, ilim, ilim, muhterem Müslümanlar. El-ilmu imadu'l-islam. İlim İslam'ın direğidir, dayanağıdır. İlim üzerine her şey duruyor. Biz, ecdadımız 500 sene ilme karşı yattı. 500 sene. Uyanamadılar. Ve ayniye kad namet. بِلَيْلِ شَب۪يبَت۪ي فَلَمْ تَنْتَبِهْ اِلَّا بِصُبْحِ مَش۪يب۪ي Bizim ecdadımız da gençliklerinde gece uykusuna daldılar. Ne zaman uyandılar? İhtiyarlık sabahıyla uyandılar muhterem Müslümanlar. Onun için çalışmak lazım, ilim elde etmek lazım. İlmin her türlüsü iyidir. Her türlü ilim iyidir muhterem Müslümanlar. Ve bütün ilimler farz-ı kifayedir. Öğrenilmezse bütün ümmet günaha girer. Din ilmi farz-ı kifayedir. Farz-ı ayın kısmı da var. Yani insanın ibadetlerini, dini vecibelerini, emirleri, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını bilecek. Ondan sonrası da farz-ı kifayedir. Bir kısım insanlar yaparsa diğerlerinden günah sakıt olur. Tıp ilmi farz-ı kifayedir. Hendese ilmi farz-ı kifayedir. Jeoloji ilmi farz-ı kifayedir. Efendim ve bütün ilimler hangi tür olursa olsun, matematiği, kimyası, fiziği, coğrafyası, tarihi hepsi farz-ı kifayedir muhterem Müslümanlar. Bu ilimleri yabana atmamak lazım. Yani bazı insanlar zannediyor ki biz sadece din ilmini ifade ediyoruz. Hayır, biz din ilmini ifade ederken öbür ilimleri de ifade eden insanlar vardır. Yok değildir. Ancak ilim insanın birinci derecede gelen görevidir. Din ilmi. Allah korkusu, Allah korkusu ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Allah korkusu. Bugün bir kısım insanların kalbinde Allah korkusu azalmış. Allah korkusu yerini yapmamış. Allah korkusu
insanlara hakim olmamış bir kısım insanlara hakim olmadığı için o insanlar ne yapıyor? Har vurup harman savuruyor. Hem kendilerine zarar veriyor, hem ailelerine zarar veriyor, hem topluma zarar veriyor muhterem Müslümanlar. Onun için din ilmi başta gelir. Helal haram ilmi başta gelir. Allah korkusu başta gelir. Din duygusu başta gelir. Bunlar insanın kalbine yerleşmezse, bu insanların gücü de yeterse, kuvveti de varsa yapmayacağı bir kötülük yok muhterem Müslümanlar. Yapmayacağı bir şey yok. Onun için insanı frenleyen nedir? Allah korkusu. Allah korkusunu öğrenebilmek için çare nedir? İlim öğrenmek, ilim, dini öğrenmek, helalı haramı öğrenmek, efendim caiz olanı olmayanı öğrenmek, namazı öğrenmek, abdesti öğrenmek, duayı öğrenmek, Kur'an'ı öğrenmek. Bunlar başta gelen görevlerdir. Her Müslümanın vazifesi olmalı. Bunlar olmadan olmuyor muhterem Müslümanlar. Dediğim yani, ya bizim milli şairimizin dediği gibi, ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. İrfan. 5 tane okul bitirmiş. Birkaç üniversiteyi bitirmiş. Allah korkusu kalbe yerleşmemiş. Bu ne yapacak? Adamın birine doktor olacak bir arkadaş. Bakın doktorları tenzih ederim. Ama içlerinde de var. Her toplumda iyisi de var, kötüsü var. Kardeşim dedim, adamın kıyameti koptu yahu. Nereden senin kardeşini olayım? Nereden kardeşini oluyorum? Peki sana düşmanım mı diyeyim? Zalim mi diyeyim? Cahil mi diyeyim? Aşkıya mı diyeyim? Terörist mi diyeyim? Ne diyeyim sana Allah aşkına yahu? İnnemel mu'minune ihvetun. Bakın Allah diyor ha. Mü'minler ancak kardeştir. Adama kardeşim dedim, adama ateş serptim yahu. Yarın bu doktor olacak, milletin başına bela olacak. Milletin başına gayrı açacak. Milletin anasını ağlatacak. Milleti iyileştireceğine milleti kötü edecek. Allah korkusu yok. Din korkusu yok. İslami duygu yok. Helal haram bilgisi yok. Allah bilgisi yok. Peygamber bilgisi yok. Bu adamı ben ne yapacağım? Allah aşkına, yaran aşkına. Her tarafı doktor olsa ne yazar ya o? Ne yazar, ne yazar? Ne ifade eder bu? Ne işe yarar bu adam ya o? Ve maalesef Allah korkusu kalplere hakim olmazsa doktor da böyle olur, öğretmen de böyle olur, mühendis de böyle olur, hakim de böyle olur, savcı da böyle olur, kaymakam da olur, vali de olur, bakan da olur, reis cumhur da olur. Her şeyden evvel Allah korkusu kalbe hakim olacak. Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf-ı yezdanın. Allah korkusu insanın kalbinden çekilmiş olduğunu bir an için farz edin aziz izleyiciler. O zaman ne olur? Ne irfanın kalır tesiri kat'iyen, ne irfanın kalır tesiri kat'iyen, ne vicdanın. Yani onun için başta din gelir muhterem Müslümanlar. Din hayatın hayatı. Din hayatın hayatı. Din yoksa hayat yok. Bir insan var, çok hünerli, din yok. Bu insanda hayır yok, hayır yok. Bu insanda hayır bulmak mümkün değil. Çünkü bu insanın ne yapacağı belli değil. Çünkü ilahi korku kalbine hakim olmamış. Onun için din bize neyi emrediyor muhterem Müslümanlar? Bir insanın kalbine Allah korkusu hakim olmuşsa, dini duyguları tamamsa, bütünse, yanlış yapacağı zaman o kalbindeki imanı,
kalbindeki din duygusu ona der ki, ey mümin, ne yapıyorsun? Cezasını şiddetli çekeceksin, vazgeç. İşte iman kalbe polis dikiyor. Güvenlik kuvvetleri dikiyor. Asayiş amirlerini dikiyor. Ve insanı ne yapıyor? Kötülüklerden caydırıyor muhterem Müslümanlar. Ve din çalışmayı teşvik ediyor. Din dürüstlüğü teşvik ediyor. Din doğruluğu emrediyor. Din yanlış yapmaktan insanı sakındırıyor. Onun için din diyoruz ya. Başka bir amacımız yok ki. Din derken bunları kastediyoruz. Dürüst ol. Çalışkan ol. Hile yapma. Yalan söyleme. İnsanların hukukuna tecavüz etme be. Etme kardeşim. Din bunu söylüyor, bunu. Hırsızlık yapma. Devletin malını çalma. Milletin malını çalma. Eksik ölçme. Eksik dartma. Efendim insanların huzurunu bozma. Din bunu söylüyor, onun için biz de diyoruz din. Din olmadan bir şey olmaz muhterem Müslümanlar. Din hayatın hayatı. Din hayata hayat veriyor. Din olmazsa hayat yok. İnsan birkaç kilo et ve kemikten ibaret kalır. Allah korkusu kalbe hakim olmadığı sürece o kalpten gerçek bir fazilet, gerçek bir adalet, gerçek bir hamiyet, gerçek bir efendim iyilik beklemek hayaldır, faydasızdır, gereksizdir, yersizdir. Onun için muhterem Müslümanlar, İslam, ilim İslam'ı bildiriyor. İlim insanlığı bildiriyor. İlim helalı bildiriyor, haramı bildiriyor, insanlığı bildiriyor, vicdanı bildiriyor, merhameti bildiriyor, şefkati öğretiyor, yardımı öğretiyor, iyiliği öğretiyor. Ve her şey ilme bağlı. İlim, ilim. İlim olmadan hiçbir şey olmaz. Ama ilimlerin de şahı Allah, peygamber ilmi, ahiret ilmi, helal haram ilmi, insanlık ilmi. Bunlar olmadan hiçbir şey olmuyor muhterem Müslümanlar. Hiçbir şey olmuyor. Onun için Cenab-ı Hak vahdaniyetine bakın şahit tutarken Zat-ı Uluhiyetini şahit tutuyor. İkinci derecede meleklerini şahit tutuyor. Üçüncü derecede de alimleri. Şehidallahu ennehu la ilahe illa hu vel melaike ve ulul ilim. Alimler Allah'ın şehadet vahdaniyetine, Allah'ın birliğine, Allah'ın kuvvet kudretine onlar şehadet ediyor muhterem Müslümanlar. Meleklerden sonra efendim gelen rütbe ne kadar büyük bir rütbedir muhterem Müslümanlar. Vahdaniyeti uluhiyete delalet eden, şehadet eden, bildiren alimlerdir muhterem Müslümanlar. Onun için büyükler, alimler demişler ki mevtul alimi mevtul alem. Alim Rabbani, ilmini Allah namına yayan, ilmiyle amel eden, ilmini ön planda tutan, ilmiyle insanlara ışık tutan, ışık. Alim nedir? Işık verendir. Aydınlatandır. Yol gösterendir. Yaşayandır. İlmini yaşayan ve yaşatmaya çalışan insan alimdir muhterem Müslümanlar. Onlar insanların ışıkları, insanların yıldızları, insanların ay ve güneşleri ve insanlara her zaman yol gösteren insanlardır muhterem Müslümanlar. Onun için ilimsiz dünyada hiçbir şey olmaz. Mutlaka ilim ve Kur'an-ı Kerim yine alimlere bir efendim paye veriyor. Alimlere bir üstünlük veriyor. Alimlere bir efendim
mertebe veriyor. Ne diyor? Estaizu billah, innemâ yakhşallâha min ibâdihil ulemâ. Allah'tan gerçek manada korkan kim? Alimlerdir muhterem Müslümanlar. Alimler Allah'tan korkar. Alimler Allah'a çok yalvarır, döner ve Allah'a ibadet eder ve insanlara dua eder ve insanların helak olmasına engel olmaya çalışır ve onlara yol gösterir muhterem Müslümanlar. Biraz evvel okuduğum hadis-i şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hayber'i fethetmeye gidiyor. Hicretin 7. senesinde. Efendim Hudeybiye seferinden dönüyor ve Hayber'i fethetmek üzere geliyor. Aralarında epey savaş devam ediyor bir türlü. Onlar çok muhkem kaleler yapmışlar. Kalalara girmek suretiyle kimse onlara ulaşamıyor. Sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dedi ki ben yarın bu sancağı öyle bir adama vereceğim ki o Allah'ı sever ve peygamberi sever, Allah da onu sever, peygamber de onu sever. Ben ona sancağı vereceğim sabah. Hazreti Ömer radıyallahu teala an Efendimiz diyor ki ben hiçbir zaman vazife almak yani başa gelmek, önde olmak yani amir olmayı hiç arzu etmedim. Yalnız Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu medhu senasına nail olmak için ben o gece dedim ki keşke Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yarın sancağı bana verse, ben bu üstünlüğe sahip olabilsem. Allah'ı seven, peygamberi seven, Allah ve peygamber de onu seven bir insana ben sancağı vereceğim. Ben bu müjdeye nail olmak için o gece amir olmayı, başa gelmeyi çok arzu ettim. Sabah olunca Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ashab-ı kirama buyurdular ki Hazreti Ali'yi bana çağırın. Dediler ki ya Resulallah Hazreti Ali gözleri ağrıyor. Gözlerinden rahatsız. Dedi onu getirin bana. İki kişinin arasında Hazreti Ali Efendimiz'i getirdiler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam mübarek tükrüğünü Hazreti Ali Efendimiz'in gözlerine sürür sürmez biiznillah anında şifa buldu. Anında şifaya nail oldu. Hiçbir sıkıntısı kalmadı. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sancağı ona teslim etti. Ve dedi git tehavvura girme, acele etme, telaşlanma, onlara git. Önce onları İslam'a davet et. Önce İslam'a onları davet et. Kabul etmezlerse o zaman savaş aç. Allah senin vasıtanla bir insanı hidayete getirirse dünya ve içindeki her şeyden senin için hayırlıdır. Allah senin vasıtanla bir insanı hidayete getirirse güneşin doğduğu her şeyden üstün. 3 tane rivayet var. Allah senin vasıtanla bir insanı hidayete getirirse yeryüzü dolusu mor develerden daha hayırlıdır senin için. Çünkü o zaman Arabistan Yarımadası'nda insanlar bu efendim kırmızı develeri çok severlerdi. Humrun ne'am. Yani kırmızı develerden senin için daha hayırlıdır dedi. Dolayısıyla bakın muhterem Müslümanlar, bir insanın hidayetine vesile olmak, bir insanın doğruyu bulmasına sebebiyet vermek, bir insana yol göstermek ne kadar büyük bir fazilettir, ne kadar büyük bir sevaptır, ne kadar büyük bir hayırdır muhterem Müslümanlar. Ve Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu teala an
kalenin kapısını çekiyor, yerinden söküyor ve atıyor. O şekilde fetha muvaffak oluyor. Ertesi gün hatta çekip attıktan sonra onu kendisi kalkan olarak kullanıyor. Kalkan olarak düşmanlara karşı onu kullanıyor. İş bittikten sonra o kale kapısını atıyor Hazreti Ali Efendimiz. Rivayete göre 8 kuvvetli adam o kapıyı yerinden kımıldatamamışlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın duasına nail olmuş. Peygamberin görevlisi, peygamberin memuru ve Allah'ın izniyle savaşa gönderilen bir insan için ağırlık olur mu? Olmaz. Bir başka rivayette o kapıyı attıktan sonra 40 kişi o kapıyı yerinden kımıldatamamışlar. İşte ilahi kuvvettir bu. Allah'ın vermiş olduğu kuvvettir muhterem Müslümanlar. Efendim, yarın Allah nasip ederse öğretmenler günümüz. Öğretmenler gününün yıl dönümü. Öğretmen kıymetli bir varlıktır. Deniliyor ki, el muallimun bunatun hakikiyun. Öğretmenler gerçek yapıcılardır. Gerçek mimarlardır, mimar, mimar. Niçin? لِأَنَّهُمْ يَبْنُونَ الْاِنْسَانِ Çünkü insanı şekillendiriyorlar. İnsanı bina ediyorlar. İnsanı manen meydana getiriyorlar. İnsana yol gösteriyorlar. İnsana ışık veriyorlar. İnsanı yönlendiriyorlar. İnsanı istikbale hazırlıyorlar. İnsanı milletine, memleketine, ailesine ve topluma faydalı bir birey haline getirmeye çalışan gerçek olan muallimlerdir, öğretmenlerdir muhterem Müslümanlar. لِأَنَّهُمْ يَبْنُونَ الْاِنْسَانِ Çünkü öğretmenler insanı imar ediyorlar, insanı yapıyorlar. وَالْاِنْسَانِ insan ise غَيَةُ الْحَيَاتِ Bu hayatı, bu kainatı Allah niçin halketti? İnsan için halketti. Hangi insan? İnsanı kamil olan, kamil insan olan, iki cihanın güneşi olan, insanların en büyüğü, kainatın en büyüğü, mahlukatın en büyüğü, eşraful mahlukat olan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın yüzü suyu hürmetine kainatı Allah halketti. İnsan hayatın gayesi. Hayatın meydana gelmesinin tek sebebi insandır. İşte öğretmen ne yapıyor? İnsanı şekillendiriyor. İnsanı kıvamına getiriyor. İnsanı olması gereken seviyeye getiren ve insan öğretmendir muhterem Müslümanlar. Din budur bu. Din çağ dışı değil. İnsanları dinden kurtarmak değil, insanları dindar yetiştirmek lazım. Bu milletin, bu toplumun kalp hastalığı, en çetin hastalık hangi hastalıktır? Kalp hastalığıdır. Neden muhterem Müslümanlar? Kalp hastalığı neden çetin? Nerede, ne zaman, nasıl olacağını bilemiyorsun. Sana kelime-i şehadeti getirme fırsatını bile vermiyor. Vasiyet etme fırsatını vermiyor. Geldiği gibi seni götürüyor. Hiçbir şeye fırsat vermiyor. Onun için en çetin hastalık kalp hastalığı olur. Ve bu milletin, bu toplumun da kalp hastalığı niteliğindeki en büyük hastalığı nedir? En büyük hastalık zaaf-ı diyanettir. Din zafiyetidir, iman zafiyetidir, İslam zafiyetidir, inanç zafiyeti. İnsan, bir eskiden insanlar derlerdi ki, acaba namaz kılalım mı, kılmayalım mı? Böyle bir endişeleri vardı. Şimdiki bir kısım insanlar diyorlar ki, inanalım mı, inanmayalım mı? İnanalım mı, Allah haşa var mı yok mu?
Allah var mı yoksa insanların uydurması mıdır? Haşa ve kella. Haşa ve kella. Şimdiki bir kısım insanların problemi inançsızlıktır muhterem Müslümanlar. Onun için bu insanların kalp hastalığı zaaf-ı diyanettir. Onu gidermekle toplumu iyi bir hale getirmek mümkündür muhterem Müslümanlar. İman insanı insan eder. İnsanın insan olabilmesi, insanı kamil olması, faziletli bir birey, hayırlı bir birey olmasını temin eden imandır aziz Müslümanlar. İman, iman. İman olmazsa hiçbir şey olmaz. Dünya ve ahiret saadeti, mutluluğu imanla olur. Men amene bil kadar, emine minel kedar. İman olursa insan tasadan kurtulur, tereddütten kurtulur, efendim üzüntülerden kurtulur. Madem Allah var Celle Celaluhu ve ilme her şeyi hat ediyor ve madem bu kainatın ve her şeyin dizgini, ipi, anahtarı Allah'ın yanında olduğuna göre o zaman sağa sola yalpa yapmaya gerek yok muhterem Müslümanlar. Ne yapmak lazım? Allah'a dönmek lazım. Lehu mekalidus semavati vel ard. Yerlerin ve göklerin anahtarları, ipleri, kapanmış kapıların açıcı, açacağı olan Allah'tır muhterem Müslümanlar. Allah. Onun için iman ederse insan, o zaman insan olur. Belki de insanlığın üstüne bir basamak daha çıkar, sultan olur. Sultan olur. En üstün bir varlık haline gelir. Neyle geliyor? İmanla geliyor. İmanı meydana getiren nedir? Bilgidir, bilgi. Bilgi olacak, bilgi olacak. Bilgi, bu kainat başıboş olabilir mi? Kendiliğinden olmuş olabilir mi? Efendim, tabiatın eseri olabilir mi? Hayır, haşa ve kella. Haliku kulli şey. Allahu haliku kulli şey. Allah'tır ki her şeyi halk eden, yaratan, yoktan var eden Allah. Ve öğretmenlerimiz için en büyük paya, en büyük şeref Hazreti Ali Efendimiz'in sözü. Hazreti Ali Efendimiz ne diyor muhterem Müslümanlar? Men allemeni harfen, men allemeni harfen fakat sayyarani abden. Kim bana bir harf öğretirse, yanlış olarak bir kısım insanların dilinde bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Öyle değil. O doğru değil. Doğrusu nedir? Men allemeni harfen, kim bana bir harf öğretirse fakat sayyarani abden, beni kendisine köle eder. Ben ona kölelik yaparım. Ben ona itaat ederim. Ben onun emirlerine uygun hareket ederim çünkü o benim muallimimdir. Bana yol gösterendir. Bana doğruyu gösterendir. Bana hakkı gösterendir. Onun için ben ona neyim? Ben minnettar olurum ona muhterem Müslümanlar. Öğretmenler günümüz, başta öğretmenlerimize ve bütün ailelere ve bütün öğrencilerimize ve öğrenci velilerine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan bu mübarek Cuma günü hürmetine niyaz ediyorum. Muhterem Müslümanlar, aziz izleyicilerim, dersimin sonlarına doğru geldim. Ancak bizim bir camimiz var. Çok önemli yerde ve çok acil yapılması zaruret kesbetmiş bir camimiz var. O da Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin bitişiğinde. İbadet edilecek bir yer yok. Namaz kılınacak bir yer yok. Cami yok. Efendim cuma namazı ikame edilemiyor orada. Onun için o caminin bir an evvel yapılması lazım. Neyle yapılacak muhterem Müslümanlar? Siz muhterem Müslümanların
katkılarıyla yapılacak. Yardımlarıyla yapılacak. Küçük tasarruflarınızla yapılacak ve sizin ebedi hayatta karşılığını bulacağınız hayır ve hasenatınızla yapacak. Yardımlarınızla yapılacak. Onun için biz yardımlarınızı bekliyoruz. Bu camimizin temeli atılmış ve temel devam ediyor. Siz ehli himmetin himmetine muhtaç. Ehli himmetin himmetini bekliyor. İnşallah yardım ellerinizi uzatırsınız. Ben size her zaman olduğu gibi bir telefon numarası vereceğim. O telefonun ucunda Halil Aslan Bey var. Muhterem zat, kıymetli, değerli bir kardeşimiz. O işin başında, onun telefonunu öğrenmek suretiyle sizi yönlendirecek. Yardımlarınız nerede olursa olsun yardımlarınızı rahatlıkla gönderebilirsiniz. Ben Halil Aslan Bey'in telefonunu sizlere söylüyorum. 0-506-922-922-11-11-33. Tekrar ediyorum. Halil Aslan Bey'in telefonu 0-506-922-11-11-33. Bu telefona ulaşırsanız size yardımlarınızı rahatlıkla hemen yakınınızda olan bir bankaya sizi yönlendirir ve yardımlarınızı o banka vesilesiyle camiye gönderebilirsiniz, caminin hesabına ulaştırabilirsiniz. Yapacağınız yardımlarınızı şimdiden Cenab-ı Rabbül Alemin dergah-ı izzetinde kabule karin eylesin inşallah muhterem Müslümanlar. Yardımlarınızı esirgemeyin. Bu mabet bir an evvel efendim ortaya çıksın, ibadete açılsın ve ibadet süresince sizin defter-i amalınıza, orada ibadet edenlerin sevabı kadar defter-i amalınıza inşallah yazılacaktır ve bu sadaka-i cariyedir muhterem Müslümanlar. Yani daimi olan bir sadaka. Verdim bitti değil. Kıyamete kadar devam eden bir sadaka. Biz ölsek de öldükten sonra amel defterimize inşallah bu sevaplar yazılacaktır muhterem izleyicilerim. Muhterem izleyiciler, birçok din kardeşimiz hastalığından, sıkıntısından, zorluklar içerisinde efendim rahatsız olmasından dolayı siz aziz izleyicilerden dua talep ediyorlar. Cenab-ı Rabbül Alemin bu mübarek cuma günü hürmetine hasta olan din kardeşlerimizin hastalıklarına acil şifalar ihsan eylesin. Sıkıntıda olan din kardeşlerimizin sıkıntıları maddi manevi ne olursa olsun bütün sıkıntılarını Rabbim bu mübarek cuma günü hürmetine def-u ref eylesin. Kimin ne muradı varsa, kimin ne arzusu varsa, kimin ne isteği varsa bu mübarek cuma günü hürmetine Rabbim hayır üzerine onlara lütfetsin, ihsan etsin. İnşallah onların muratlarını da yerine getirsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tekabbel minna ya Rabbi bi hurmetil Fatiha.